Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, ayrıntılı Osmanlı tarihini ele aldığımız video serimizde son olarak sizlerle birlikte Çelebi Mehmed'i dönemi genel özelliklerine bakıp bu konu hakkında elimizden geldiği dilimizden döndüğünce bilgi sahibi olmaya, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışmıştık. İnşallah bu haftaki konumuz ise Çelebi Mehmed'in Ankara Savaşı öncesindeki yaşamı konusu olacaktır. Biz bu videomuzda sizlerle birlikte bu konuyu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği dilimizin döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Öncelikle hepiniz tekrardan videomuza hoş geldiniz. O zaman hazırsanız videomuzun ilgili kısmına geçebiliriz. Çelebi sözcüğünün okuma yazma bilen, medrese veya eşit tahsilli kişiler için kullanıldığı bilinmektedir. Tahsilini Bursa ve Edirne Sarayı'nda tamamlayan Çelebi Mehmed, hocaları Amasyalı Sufi Beyazıt ile Tokatlı Bicaroğlu Hamza'dan dersler aldı. Yıldırım Beyazıt 1391'de Canik seferine oğullarını yanında götürmüş ve bunlar arasında Mehmet Çelebi de bulunmuştur. Bu sefer sırasında Amasya emiri, Sivas Sultanı ve Kadı Burhanettin'in saldırılarına daha fazla karşı koyamaya düzeltiyorum. Amasya emiri, Sivas Sultanı Kadı Burhanettin'in saldırılarına fazla karşı koyamayacağını anlamış ve Amasya kentini Osmanlılara terk etmiştir. Kente teslim almak için Yıldırım, oğlu Mehmet Çelebi komutasında bir orduyu Amasya'ya gönderdi. Bu genç şehzade çok yetenekli ve olgun bir şekilde kent yönetimini eline alarak aşayişi sağladı. Bu muvakkiyetinden dolayı babası onu Amasya Sancakbeyi olarak atadı. 1391 ile 1402 arasındaki bu görevde bulunduğu ve bu sırada devlet işlerini öğrendiği dönemde devlet tecrübesi hakkında bilgi sahibi oldu. Amasya, o zamanki Osmanlı Devleti'nin doğu sınırında Uç Rumai Sura eyaleti merkezi olarak çok öneme haizdi. Bu görevi sırasında babasının Anadolu seferlerine Sancak Beyi olarak eyalet askeriyle katıldı. Bu seferlerde çok kere Mehmet Çelebi Osmanlı ordusunun yedek güçleri komutanlığını da yüklendi. 1402'de Yıldırım Beyazıt'ın Timur'a karşı seferine de böylece katılmış ve Ankara Savaşı'nda yine kuvvetler komutanlığını üstlenmiştir. Bu görev nedeniyle Ankara Savaşı bozgunundan az kayıpla ve ilk önce kurtulanlar arasındaydı. Kıymetli dostlarım, bu videonun da konu kısmı bu kadardı. Şimdi gelin başka bir kaynaktan bu konuyu dinleyelim. Evet, başka bir kaynaktan dinleyip bu konuyu daha yakından anlayalım değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. Evet. Derhal 3000 kişilik kuvveti Bursa'ya gönderdi. 10 bin askeri bulunan İsa Çelebi yine mağlup olarak bu sefer Kastamonu'ya sığındı. Timur tarafında savaşan İsfendiyar Bey tarafından iyi karşılandı. İsfendiyar Bey'in desteklediği ordusuyla Ankara üzerine harekete geçtiğinde geride yakınlarında tekrar mağlup oldu. Bizzat Mehmet Çelebi'nin üzerine geldiğini haber alınca İzmir'e hakim olan ve giderek güçlenen İzmiroğlu Cüneyt Bey'den yardım istedi. İsa Çelebi, İzmir, Aydın, Saruhan, Teke ve Menteşe beylerinin desteklediği 20 bin kişilik ordusuyla üzerine gelen Mehmet Çelebi'yi karşıladı. Aralarında geçen muharebede İsa Çelebi 4. kez mağlup olarak bu sefer son çare olarak Karaman'a sığınmak istedi. Mehmet Çelebi ile dost kalmak isteyen Karamanlılar tarafından bu öneri kabul edilmedi. İsa Çelebi
1406 yılında Eskişehir yakınlarındayken bir hamamda yakalanarak boğduruldu. Menteşe ve Aydın beyleri Mehmet'in yükümlülüğünü ve üstünlüğünü tanıdılar. Gelişmeleri yakından takip eden ve Mehmet Çelebi'nin Anadolu'ya tek başına hakim olmasını istemeyen Süleyman Çelebi, Gelibolu üzerinden geçerek Bursa'ya geldi. Daha sonra İzmir'e geçerek Cüneyt Bey'i ele geçirdi. O af diledikten sonra Ohri Sancağı'na atandı. Süleyman Bursa'ya geçtikten sonra Çandarlı Ali Paşa'yı Ankara'ya alması için gönderdi. Ankara Kalesi iyi bir direniş gösterse de ele geçirildi. Süleyman Çelebi, Karamanlı topraklarına ait Sivrihisar'a girse de başarısız olarak geri çekilmek zorunda kaldı. Karamanlılar bu olaylardan sonra Mehmet Çelebi ile işbirliği ve dostluk anlaşmasını tekrar tazelediler. Mehmet Çelebi'nin beyleri Süleyman ile karşı karşıya gelinmemesini tavsiye ediyordu. Çelebi Mehmet onunla Yenişehir'de karşılaşsa da muharebe olmadan taraflar geri çekilmişti. 1406 yılında Venedikliler Süleyman için Türklerin Sultanı unvanını kullanıyordu. Emir Süleyman 1406'da Bursa'da babası Bayezid için inşa ettirdiği türbenin kitabesine Arap ve Acem meliklerinin efendisi Büyük Süleyman Han yazdırması onun da kendisini sultan olarak gördüğünü gösterir. Mehmet Çelebi Süleyman'ı tekrar Rumeli'ye geçirmek için kardeşi Musa'yı Karaman'dan istedi. Ona bir miktar asker verdi. Musa Çelebi eğer Rumeli'de beylik ederse Mehmet Çelebi'ye tabi olacaktı. Musa 1409'da Sinop'tan Rumeli'ye geçti. Onun Karadeniz üzerinden geçmesi Süleyman'ı oldukça şaşırttı. Rumeli'ye geçişler artık Venedik, Ceneviz ve Doğu Roma'nın kontrolünde sağlanıyordu. Ve onlar Süleyman'ın müttefikleriydi. Eflak boy odası Mirçe Musa'yı iyi karşıladı. Kızını onunla evlendirdi. Musa Çelebi, buradaki Osmanlı uç beylerinin, Rumeli sipahilerinin ve Eflak askerlerinin de kendine katılmasıyla oldukça güçlendi ve harekete geçti. Tuna kıyılarında ve Yanbolu'da Süleyman'ın kuvvetlerini yendi. Süleyman'ın derhal Edirne'ye gelmesiyle Mehmet Çelebi ancak Bursa'ya girebildi. Emir Süleyman ve Musa Çelebi 1410'da İstanbul yakınları Hasköy'de karşılaştı. Sırpların taraf değiştirmesiyle mağlup olan Musa Eflak'a kaçtı. Yanbolu ve Çirmen ormanlarında çete savaşları yaptı. Gücünü topladıktan sonra tekrar Edirne'ye harekete geçti. Süleyman Çelebi o kadar rahattı ki kendisini içkiye ve eğlenceye kaptırmış, devlet işleriyle uğraşmaz olmuştu. Musa Çelebi başarısız olarak geri çekildikten bir yıl sonra Rumeli beylerinin Süleyman'ı desteklemeye bırakıp kendisini desteklemesiyle Edirne'yi ele geçirdi. Şehirden imparatora sığınmak için kaçan Emir Süleyman yine 1410'da Düğünce köyünde yakalanarak öldürüldü. Doğu Roma kroniği Dukas'a göre Musa Çelebi abisini öldürenlere hiddetlenerek onları idam ettirdi. Musa tüm Rumeli topraklarını ele geçirerek beyliğini ilan etti. Babası zamanında Akıncı Beyliği de yapan Musa Çelebi Bayezid'e benziyordu. Sinirli olması, kimseye eyvallah olmaması babası gibi onun da sonunu getirecekti. Musa Çelebi bu başarısını Mehmet Çelebi'ye de borçluydu ve ona verdiği bir söz vardı. Fakat Edirne'ye ele geçirince onu tanımadı, 17 Şubat 1411'de kendi hükümdarlığını ilan etti. Para bastırdı, hutbe okuttu. Uç beylerinden Mihaloğlu'nu beylerbeyliğine, Şeyh Bedrettin'i kadı askerliğe, İbrahim Paşa ve Körşah Meli ise vezirliğe getirdi. Sırplar üzerine giderek eskiden kalan intikamını aldı. İsyan eden Bulgarları bir dinde sindirdi. Onun en büyük arzusu İstanbul'u ele geçirmekti. Doğu Roma'ya bırakılan Teselya'yı ve Karadeniz sahillerini tekrar eline aldı. 1411'de nihayet babası gibi İstanbul'u kuşattı. Süleyman Çelebi'nin Orhan adında bir oğlu vardı. Babasının Şehzade Musa tarafından öldürülmesinden sonra önce Selanik'e gitti, ardından Doğu Roma'ya sığındı. Doğu Roma'da bir süre kaldıktan sonra İstanbul'un kuşatılmasıyla Selanik'e gönderildi. Bu çevrelerde isyan etse de pek bir başarı elde edemedi. Musa Çelebi, Çandarlı İbrahim Paşa'yı Doğu Roma'nın bugüne kadar vermediği vergileri istemek üzere İstanbul'a gönderdi. Musa'nın hareketlerinden rahatsız olan İbrahim Paşa, Manuel ile temasa geçmiş,
onu Mehmet Çelebi ile görüşmesi için teşvik etmiştir. Bursa'ya davet edilen İbrahim Paşa aracılığıyla Manuel ile Çelebi arasında bir antlaşma sağlandı. Hem Doğu Roma hem de Mehmet Çelebi Musa'dan kurtulmuş olacaktı. Antlaşmaya göre Mehmet Çelebi Doğu Roma'nın desteğiyle Rumeli'ye geçecek, eğer mağlup olursa Doğu Roma tarafından kabul edilecekti. Kazanırsa da Musa'nın aldığı topraklar geri Manuel'e iade edilecekti. Musa Çelebi 1413 yılı başlarında Sofya'dan Sırbistan'a kadar pek çok kale ve şehri ele geçirdi. Arnavutluğu itaat ettirdi. Selanik'te bulunan Şehzade Orhan üzerine yürüdü. Zor durumda kalan Sırp despotu Mehmet Çelebi'ye elçi göndererek Sırp, Macar ve Bosna güçleriyle Musa'nın üzerine yürüyeceğini, kendisinin de harekete geçmesini istedi. Mehmet Çelebi 15 bin kişilik bir kuvvetle Üsküdar'a geldi. Buradan Doğu Roma'nın gemileriyle askerlerini Rumeli'ye geçirdi. Musa Çelebi bu gelişmeler karşısında İstanbul kuşatmasını bırakarak Edirne'ye doğru çekilmeye başladı. Çatalca'nın kuzeybatısında İnceiz denilen yerde 1411'de yapılan savaşta Osmanlı kaynaklarının ifadesiyle dünyanın kulağını sağır eden bir savaş meydana geldi. Birçok bey Mehmet Çelebi'nin tarafına geçse de Musa ani ve beklenmedik bir baskınla Mehmet Çelebi'yi mağlup etti. O canını zor kurtardı ve İstanbul'a sığındı. Çelebi Mehmet imparator tarafından gayet iyi karşılandı. İmparatorun gemileriyle Marmara'yı kat etti ve Bursa'ya döndü. Bu dönemde Mehmet Çelebi ile imparator arasında dostluk ilişkileri gelişmeye devam etti. Musa Çelebi Süleyman'ı bırakıp yanına gelen beylerin bir gün kendisini de bırakacaklarından oldukça korkuyordu. Kontrolü ele geçirmişken sert mizacı yanındaki adamların ona sırt çevirmesine sebep oldu. Mehmet Çelebi Ankara'da 30 bin kişilik bir ordu kurdu. Yalova'ya gelince dostu 2. Manuel'e haber gönderdi. Doğu Roma'nın verdiği gemiler ile tekrar Rumeli'ye geçti. Birçok bey Mehmet Çelebi'ye katılmıştı. O yürüyüşüne devam ederek Edirne Vize yakınlarına kadar geldi. Bir miktar Rum askeri de ona katıldı. Musa Çelebi de Edirne'den çıktı, Meriç'i takip ederek Filibe'ye çekildi. İki kardeşin orduları Sofya'nın güneyinde Çamurluova sahrasında karşılaştı. Musa Çelebi yanında kalan 7000 kişiyle cesaretle savaştı. Mehmet Çelebi'nin elleri de beyleri için aynı cesaretle vuruşuyordu. Musa Çelebi yaralı olarak kuzeye kaçtı. Bir süre sonra çeltik tarlalarının arkasında onu takip eden Bayezid Paşa ve Yahşi Bey tarafından yakalandı. 5 Temmuz 1413'te Mehmet Çelebi'nin yanına getirildi ve boğdururdu. Cenazesi Bursa'ya, babasının mezarının yanına defnedildi. Musa Çelebi kardeşleriyle yaptığı mücadelenin yanında Hristiyanların da korkulu rüyası olmuştu. Saltanat kavgasında tüm şehzadeler Doğu Roma ile anlaşıp onların dostluğunu kazanmaya çalışırken Musa Çelebi onlarla savaşarak İstanbul'u kuşatması şahsi kanaatimce takdiri hak ediyor. Evet kıymetli dostlarım burada kalalım. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim biz bu videomuzda sizlerle birlikte Çelebi Mehmet'in Ankara Savaşı öncesindeki yaşamı konusunu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiğimizden döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalıştık. Gördüğünüz üzere Çelebi Mehmet ve kardeşleri tarihin akışını gerçekten derinden etkileyen dört şahsiyet. Yani mesela Çelebi Mehmet sonradan sultan oluyor. Diğerleri Şehzade, Emir Süleyman Sultan. Yani kaynaklarına gitmese de Emir Süleyman Sultan'dır. Bu ayrı bir konu. Diğerleri Şehzade ama görüldüğü gibi bakınız Osmanlı Devleti'nin tarihini çok derinden etkileyen olaylar ve kişilikler bunlar. Allah hepsine rahmet eylesin. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim biz sizlerle bu videomuzda Çelebi Mehmet'in sultan olmadan önceki yaşamı konusunu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiğinden döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalıştık. İnşallah önümüzdeki hafta sizlerle birlikte Çelebi Mehmet dönemi Fetret Devri'nin sona ermesi konusunu ele alıp
İnşallah Fetret devrini bitireceğiz. Videomu izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki hafta yeni videomuzda tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun dostlarım kardeşlerim. Allah'a emanet olun.